Bugün abone ol serisine başlıyoruz. Bu nedenle videolar kısa ama faydalı videolar olacak. Bu videolara abone olarak daha fazla video gelmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi Beşiktaş hissesiyle başlayalım incelememize. Beşiktaş güzel bir yükseliş yaşadı. Yani 5,5-6 liralardan beri devam eden bir yükselişi var. Şu anda hemen trendine bir bakalım. TL bazlı yükselebileceği kadar yükselmiş. Daha ilerisini görebilmek adına dolar bazlı grafikten bakacağım. Çünkü TL bazlı grafikte öncesinde bir referans alabileceğimiz bir tepe vesaire yok. Hepsini geçmiş. Şimdi burada güzel bir yükseliş yapmış. Yaklaşık 20 günlük ortalamanın olduğu yerler. Yani 17 lira 43 TL 43 kuruş seviyeleri. 17 lira 43 kuruşlar güzel destek. 20 günlük ortalamanın olduğu yer. Zaten şöyle bir trendini çizersek kanal belli olacak zaten, trend kanalı. Hissenin görüldüğü gibi şu şekilde bir trendi varmış. Trendinin üzerine çıkarmışlar. Ve normalde 17 lira 43 kuruşu dirençmiş. Ana trendinde orayı kırmış. Aşağısında da bakalım 13 lira 61 kuruşları destekmiş. Yani şu anda TL bazlı söyleyebileceğim iki seviyesi bunlar. Önce şu 17.43 takip edilir. Ardından ana trendine girerse, burada kalıcılığı devam ediyorsa 13.61'lerde takip edilebilir. Ama bunun üzerinde kaldığı sürece 17.43 desteği göz ardı edilmemeli. Şimdi hemen uzun vadeli bakmak için, yani ileride nereye gelebilir, dirençleri neresi onu görmek için dolar bazlı grafiğe geçiyorum. Hemen aylığa çevireceğim bunu. Zaten burada çok rahat gözüküyor. Şurada gördüğünüz gibi bir yükselmiş, düşmüş, tekrar yükseliş trendine girmiş gibi görünüyor. Şimdi hemen şunu biraz daha büyütelim, daha rahat görünmesi açısından. Evet, böyle daha güzel oldu. Şimdi ilk etapta baktığımızda hissenin şöyle bir trendi var gibi. Yani şuradaki dirence gidiyor hisse. O yüzden tutunuyor. Yani 99 1 dolarlar, hatta daha da düzeltirsek hani 98 senti var. Şuraya yazıyorum. 0.98 sent bir direnci var. Hatta bunun yukarısında biraz daha gidebileceğiz seviyesi var gibi görünüyor. Hatta bir saniye şunu düzelteceğim. Daha sağlam olması için şu şekilde. Evet, 90, şu 97 sent yapıyoruz. 0.97 sent burada var. Biraz daha gidebileceğiz seviyesi yaklaşık, yani 1 dolarları var gibi görülüyor tam. Evet, 1 dolar gözüküyor. 1 dolar 2 sent diyelim. 1 dolar 2 senti var. Zaten baktığımızda şuradan bir trend daha alırsak, şurada bakın aşağıda da 0.57 sent. Onu da yazalım. Yani hisse sürekli yükseliyor. Zaten 1 dolarlara göz dikmiş gibi. Hisse normalde dolar bazlı baktığımızda şu trende girmiş. Yani bu trendde kaldığı sürece potansiyeli var gibi görülüyor. Yani ne olur, şurayı eğer 1 dolarları kırdı, şu desteği geri kırmıyor. Yani şuradaki destekleri, yani 97'nin altına girip tekrar bu trende girmiyor. Ya da bu trende girdi, çok uzun süre kalmadı, tekrar yukarı yönde kırdı, yukarıda devam ediyorsa ileriye dönük olarak görebileceğimiz yer, yani bakabileceğimiz yer şurası olur. Şu trende çıkması olur. Ama bu trend biraz uzun vadeli olur. Çünkü burada güzel bir mal çıkmışlar. Buraya hemen ulaşmaz. Yani şu üst trende girse bile buralarda, şuralarda da bu aranda gidebilir.
Ona dikkat etmekte fayda var. Şu anda hisse trendinde. Yani 57 cent ile 97 cent arasında. 97 cent de ne yapıyor zaten? 0.97. Şu anda dolar 26 lira. 25 lira 22. Zaten TL bazda 22'lerde, 22,5, 23'lerde. 1 dolar 2 cent dersek 26 lira 52. Yani 1 dolara kadar bir direnci var. 1 dolar da illaki direnç görür. Benim hisseyle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki hisse analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.